1. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları. Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Biyoloji Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 82C. Boşluk doldurma. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri tablo içinde verilen sözcükleri kullanarak uygun şekilde tamamlayınız. Cevap. 1. Kıkırdak dokunun hücreleri kapsül ile çevrilidir. 2. Omurgalıların embriyo döneminde iskeletini hiyalin kıkırdak oluşturur. 3. Kemik dokunun hücrelerine osteosit denir. 4. Kemiğin onarımını ve enine büyümesini periost sağlar. 5. Oynar eklemlerde, iki kemiği birbirine bağlayan ve bağ dokudan oluşan bulunur. 6. Eklemler hareket özelliklerine göre oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak üçe ayrılır. 7. Motor nöronların akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddeler kası uyarır. 8. Kasların sarkoplazmasında bulunan miyofibriller protein yapıdadır. 9. Art arda uyarı alan kasın sürekli kasılı kalmasına tetanos denir. 10. Kasların dinlenme durumunda hafif kasılı olması kas tonusu olarak tanımlanır. Ç. Doğru yanlış. Aşağıdaki ifadelerin doğru doğru ya da yanlış yanlış olduklarını karşılarına yazınız. Cevap. 1. Kıkırdak dokuda kan damarları ve sinirler bulunmaz. Doğru. 2. Tüm kemik çeşitleri içinde kırmızı ilik bulunur. Doğru. 3. Kemik hücreleri Havers kanallarındaki kan damarlarından besin ve oksijen alır. Doğru. 4. Kemik dokusunu oluşturan hücrelere kondrosit denir. Yanlış. 5. Sarı ilik tüm kemik çeşitlerinde bulunur. Yanlış. 6. Kasılıp gevşemeyi sağlayan miyofibriller, kas hücresinin sarkoplazmasında bulunur. Doğru. 7. Bel omurları arasında yarı oynar eklem bulunur. Doğru. 8. Uyarılmış kasta, Ca2 iyonlarının sarkoplazmik retikuluma girmesiyle kasılma gerçekleşir. Yanlış. 9. Kası kemiğe bağlayan bağ doku tendon adını alır. Doğru. 10. iskelet sisteminde, birbirine zıt çalışan kaslara sinerjist kaslar denir. Yanlış, 1. Sınıf Anadolu Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.